Arkadaşlar herkese merhaba. Adıyaman Gölbaşı ilçesinden yine sizlerle birlikteyiz. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünü anma amaçlı resim öğretmenimiz Uğur hocamız ve Emin hocamız kendileri büyük bir emek sarf edip böylesi bir esere imza atmışlardı. Bu eseri biz Gölbaşı meydanına getirmiştik. Yalnız cam fanüs olmadan böyle konulmuştu. Bugün bu eserin cam fanüsü de yapılmış oldu. Başta Gölbaşı Kaymakamımız ve Gölbaşı Belediye Başkanımız olmak üzere onların destekleriyle bu esere cam fanüs yapıldı. Bu cam fanüs sayesinde hem eserimiz kirden, tozdan vesaire etkilenmemiş olacak hem de böyle koruma altına alınmış oldu. Eserimiz Gölbaşı Meydanı'nda sergileniyor. Merak edenler gelip burada eserimizi görebilirler. Hemen sıcağı sıcağına ben Uğur hocamdan düşüncelerini almak istiyorum. Hocam böyle bir esere imza attığınız için öncelikle ben teşekkür ederim. Öncelikle ben teşekkür ederim. Eseri yaparken acılarımızı, hüzünlerimizi hepsini bir arada yaşadık. 6 Şubat Merkez Üssü Kahramanmaraş depreminde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Bu eseri yaparken biz yıl dönümü için yapmıştık ama cam fanusun içinde değildi. Bu şekilde bugün sağ olsunlar gerek esnaflarımız gerek vatandaşlarımız cam fanusu yapmak için yardımlarını esirgemediler. Bu şekilde cam fanusa koyarak kirden, çamurdan, yağmurdan esirgemesini sağladık. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Tekrardan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu teklif ilk önce bize geldiğinde sizler aracılığıyla biz çok onur olduk. 6 Şubat depremini yıl dönümünü anmak için neler yapabiliriz kapsamında oturup konuştuğumuzda Uğur hocamla gerek Mehmet hocam sizlerle. Biz böyle bir çalışma yapmaya karar vermiştik. Yapmıştık da çalışmamızı. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkanımız için teşekkür ederiz. Onlar buraya bunu getirip vesile oldular. Biz burada sergilemek istedik. Burada vatandaşlarımıza sergiliyoruz. Bugün de çalışmamızı burada cam fanus içerisine alaraktan daha uzun ömürlü ve koruma altına aldık. Burada eserimizi, çalışmamızı sergiliyoruz. Her ne kadar bedensel acılarımız, fiziksel yaralarımız üzerinden bir yıl geçse de kısmen iyileşse bile manevi yaralarımız ve acılarımız değil bir yıl, belki 10 yıl, belki 100 yıl geçmeyecek. Hatta bizden sonraki nesillere bile aktarılacak. Bizden sonraki nesillere aktarılırken bunu vatandaşlarımız sözleriyle, şairlerimiz şiirleriyle, sanatçılarımız türküleriyle, bazı sanatçılarımız da resimleriyle bunları aktaracaklar. O sanatçılarımızdan iki tanesi şu an benim yanımda. Bir tanesi Emin hocam, diğeri de Uğur hocam. Kendileri resim sanatıyla uğraşıyorlar. Bu yaptıkları resim sanatıyla 6 Şubat depremini ve yaşadığımız acıları bizlere resmetmeye çalıştılar. Kendilerinden bu resmi ve onun hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle ben size bu resmi göstermek istiyorum. Şöyle bir hemen açılalım. Bu resim gördüğünüz üzere Kahramanmaraş depreminin simgesi olan Maraşlı bir babamız ve vefat eden kızının enkaz altında elini tutması. Yine arkada gördüğümüz bina da bizim Gölbaşı'nda Kaya Apartmanı yan yatan bir binaydı. Aynı şekilde depremin saatini gösteren Adıyaman'da bulunan ve saatlerin 4.17'de durduğu o malum görüntü. Resmi çizen yanımda bulunan Uğur hocamdan ben bu resmin hikayesini ve yapım aşamasını öğrenmek istiyorum. 6 Şubat yaklaşırken bu acılarımızı, hüzünlerimizi unutmamak adına biz de anmak için bu şekilde bir eser yapmayı planladık, düşündük. Emin öğretmenim, Alya Sanat olarak, Mustafa Asker öğretmenim, sizler yardımcı oldunuz. Bunu yaparken felaketin dili, dini, ırkı olmaz. Bunu yansıtmak için mesleğimiz icabı, eğitimci olarak, öğretmen kimliğiyle bu şekilde biz beton blok üzerine herkesin de hatırladığı gibi acı dolu bu kareyi resmettik. Arkada bizim kendi yaşadığımız olan, bölgemizin simgesi olan Kaya Apartmanı yan yatık vaziyetteydi. Onu resmettik arka planda. 4.17'de depremin olmuş olduğu saatte durmuştu. Adıyaman'ın simgesini arka planda çizdik. Bu şekilde anmak istedik. Acılarımızı, hüzünlerimizi beton bloğa görsel olarak aktarmış olduk. Unutulmadık bir asrın felaketi yaşadık. Bir yıl dönümü yaklaşırken biz bunu nasıl anabiliriz diye düşündük. Böyle bir çalışma çıkarttık ortaya. Uğur hocamın da dediği gibi depremde zarar gören bir apartmandan aldığımız bir blok parçaya biz Kahramanmaraş'ta deprem dediğimiz aklımıza gelen kareyi, görüntüyü, baba ve rahmetli kızını resmettik ve arkasına da Gölbaşı ilçemizde bulunan yan yatık bir binayı resmettik. Bu depremin sembolü oldu. Bu şekilde biz bu depremi, asrın felaketini andık. Peki normalde bu tarz bir resim çalışmasını bir tuvale de yapabilirdiniz, bir kağıda da yapabilirdiniz. Neden böyle bir molozu seçtiniz? Kağıt ve tuvale yapmak artık bir sırada anlaşılmıştır. Daha böyle dikkat çekmek, daha böyle bir anlamlı bir çalışma olsun diye
bir blok parçası, bir beton parçasına biz resmettik. Tekrardan ben emeğinize sağlık diyorum hocam. Teşekkür ederiz. Böylesi bir çalışmayı bizlere kazandıran Emin hocam ve Uğur hocama ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşadığımız anıları, yaşadığımız acıları unutmamak adına kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Tabii toplumun yaşamış olduğu acıları, toplumun yaşamış olduğu sıkıntıları sanatsal bir şekilde dile getirmek her zaman çok ama çok kıymetli. Sanat bir şeye dokunduğu zaman, sanat işin içine girdiği zaman böylesine anlamlı çalışmalar çıkabiliyor. Amacımız bunu Gölbaşı ilçemizin meydanında sergiletip tüm insanlarımıza bunları göstermek ve yaşanılan bu acıların unutulmaması adına bir duyarlılık oluşturmak. Tekrardan ben sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir çalışmayı bizlere ve ilçemize ve ülkemize kazandırdıkları için.